Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Havlemitoğlu suikasti soruşturması aradan geçen 20 yılın ardından efendim tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı. Şüpheliler tasarlayarak öldürme, suç örgütü yöneticiliği ve üyeliğiyle suçlandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgüt yöneticileri talimatı verdi. Firari emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu 3 kişi tasarlayarak öldürdü. 20 yıl sonra Havlemitoğlu cinayeti soruşturması tamamlandı. İddianamede savcılık bu ifadelere yer verdi. Akademisyen Necip Havlemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Havlemitoğlu öldürülmeden önce Fethullah Gülen ve cemaatine ilişkin yaptığı açıklamalar ve incelemelerle dikkati çekmişti. Köstebek isimli kitabında bu yapının silahlı örgüt halini almaya başladığının tespitini yapmıştı. O dönemde FETÖ'nün hedefi haline gelen Havlemitoğlu evinin önünde vurularak yaşamını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu cinayetin ardından soruşturma başlattı. Suikast yıllarca faili meçhul olarak kaldı. Ancak Havlemitoğlu dosyası 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Cinayette FETÖ izi arandı. 20 yıl süren soruşturma tamamlandı. İddianamede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Havlemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Firari emekli albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emekin, Havlemitoğlu'nu tasarlayarak öldürdüklerine iddianamede yer verildi. Tüm bu sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bazı isimlere örgüt kurma ve örgüt üyeliğinden 8 yıla kadar daha ek ceza talep edildi. Eski yüzbaşı Nuri Bozkır'la FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarmış, MİT tarafından 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır, 8 Şubat'ta suç örgütü üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı. Bozkır'ın ifadesiyle 8 Haziran 2022'de emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimlerden bazıları gözaltına alınarak tutuklandı. Levent Göktaş ise Bulgaristan'da yakalandı. Oradaki yargı sürecinin ardından Türkiye'ye iadesi bekleniyor.